Evet bugünkü dersimde asit ve bazları anlatacağım. Başlıyorum. Önce asitlerin genel özelliklerinden başlayalım. asitler sulu çözeltilerine haşartı yönü veren maddelerdir. Bu hem asitlerin bir özelliğidir hem de tanımıdır aslına bakarsanız. Örnekte gördüğümüz, gördüğümüz gibi hidroklorik asit suda haşartı yönü verir. Aynı şekilde sülfürik asit de suda haşartı yönü verir. Bazı sorularda asit veya baz olduğu belirtilmez tepkimenin sonucu verilir. Tepkimenin sonucunda burada gördüğüm gibi H şartı iyonları veriyorsa ve suya karıştırılarak veriyorsa bu bir asittir. Diğer özellikleri sulu çözeltileri elektrik iletir. Yani elektrolittir. Sıvılar için elektrolit tanımını kullanıyorduk. Bu ortaktır. Hem asitler hem bazılar için ortaktır. Tatları ekşidir. Limon asitik olduğu için tadı ekşidir. Tarih ederler. Yakıcıdırlar. Örneğin bir limonu mermerin te mermer tezgahın üzerinde kestiğimiz zaman orada iz bırakır. O yüzden mermer tezgahta kesilmez genelde. Metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı, H2 gazı çıkarırlar. Şimdi metallerle tepkimeye girdikleri için saklanırken asitler cam veya plastik kaplarda saklanırlar. Bu da metallerle tepkime vermesinden kaynaklı. Mavi turnusol kağıdını kırmızı yaparlar. Bu en çok sorulan özelliklerinden biridir. Başka bir ortak bazılarla ortak özelliği de bazılarla birleşerek su ve tuz oluştururlar. Yani bazılar da asitlerle birleşerek su ve tuz oluşturacaklar. Ondan da bahsedeceğim. Bilinmesi gereken asitler sülfürik asit, hidroklorik asit ve nitrik asit. Bunların e, günlük hayattaki isimleri ya da işte sanayideki isimleri sülfürik asit saç yağdır. Hidroklorik asit tuz ruhudur. Evlerimizde kullanırız. Nitrik asit de kezzaptır. Bunların kitabımız sadece bu kadar bilgisini vermiş. Yani formüllerini de vermemiş. Başka asit de vermemiş. Sadece 3 asit vermiş. Ama test sorularında çıkar tabii başka asitler. O yüzden ben formüllerini yazıyorum. Sülfürik asit H2SO4'dür. Hidroklorik asit HCl'dir. Nitrik asit de hno 3tür yine karşımıza çıkar diye çok çıkan test sorularını örneğin CH3COOH yani asetik asit aynı şekilde H2CO3 karbonik asit karbonik aynı şekilde H3PO4 fosforik asit Yine test sorularında çıkabilecekler ama dediğim gibi bu sene sadece şu kısmı kitabımız vermiş. Ekstra bir bilgi vermemiş. Ee, uyarı olarak da örneğin baktığımız zaman bakın hidrojen, hidrojen. Hep karşımıza hidrojenler çıkıyor. Şimdi bu bizim asitleri tanıma yöntemlerimizden biri aslında. Çünkü suyla da karıştığı zaman bu hidrojenleri suya verecek. Biz de onun asit olduğunu anlayacağız. Ama bazı özel durumlar var. Mesela suyun içinde de hidrojen var. Ama su asidik bir sıvı değil. Yani saf olduğu zaman da nötr'dür zaten. Nötr. Ee, yine hidrojen var. Ama bu amonyak. Bu sorularda çok fazla çıkar. Bu bir bazdır. Ee, genelde hep yanıltmak için sorulur bu. Ve CH4. Yani yine hidrojen var. Metan gazı. Diğer ismi çöplük gazıdır. Çöplüklerde birikir. E, bu da gördüğümüz gibi bir asitil. Bu üç tane istisnaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanıldığı yerler e, yine sorulara yönelik kullanımlarına baktım. Akülerde kullanılır. E, meyvelerin hepsinde hemen hemen bulunur. E, i̇şte mermeri aşındırma sebebi. Mermeri aşındırır bu da çok fazla soruluyor. E, örneklerine gelince yine bu sene şu saydığımız hangi meyvede hangi asit var yok. Yine kitabımızı almamış ama bilgimiz olsun diye limon, portakal, mandalina da sitrik asit, sirke de asetik asit, kola da fosforik asit, süt, yoğurt, peynir de laktik asit. Biliyorsunuz bunu diğer adı yorgunluk asiti. Yorgunluk. Zaten süt içtiğimiz zaman, yoğurt yediğimiz zaman uykumuzun gelme sebebi bu. Gazozlarda da karbonik asit bulunur. Bunlar da ek olarak kalsın. Evet bazılara geçelim. Eee bazlarla da mavi rengi genelde kullanmaya çalıştım. Çünkü bu biraz akılda kalsın diye. Bazlar sulu çözeltilerine hidroksit yani OH- iyonu veren maddelerdir. Bu da hem özelliğidir hem tanımıdır. Bunu da yaparken burada görüldüğü gibi sodyum hidroksit gördüğünüz gibi sodyum ve hidroksit olarak dağılmış. Evet hidroksiti görüyoruz. Amonyak en çok çıkan baz. Çünkü baktığımız zaman bir hidroksiti yok gibi gözüküyor ama suda bu hidroksiti alarak OH yani hidroksiti iyonu veriyor suya ve amonyum oluşturuyor. Bunun dışında ele kayganlık hissi verir. Zaten sabun ve temizlik malzemelerinin çoğu baz olduğu için bunu biliriz. Temizlik ürünlerinde bulunur. Yine dediğim gibi sabun şampuan da kullanılır genelde. Tarih eder. Şimdi sadece asitler tarih eder gibi bir fikir var akılda. Bu yanlıştır. Tabi bazıların da güçleri asitler gibi tarih eder. Yakıcıdır. Örneğin çamaşır suyu bir bazdır ve güçlüdür oldukça. Elbiselerimize değdiği zaman zaten hemen rengi gider. Ve elimizi de tarih eder. Solu çözeltileri iletkendir. Bu ikisi için ortak demiştik. Yani elektrolittir. Sıvılar için kullandığımız terim. Kırmızı solu mavi yapar. Yani bazıları mavi ile akıldığımız tutmamız bu yönlendir. Çünkü bu özellik çok fazla sorulur. Asitlerle tepkime girerek girerek su ve tuz oluşturur. Bu da ortaktı. Tatları acıdır. Bu da asitlerle zıt olan özelliklerinden biri. Evet, bilinmesi gereken bazılar. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, amonyak. Yine çok fazla formül kullanmamış kitabımız ama ben bunların önce bir formüllerini yazayım. Sodyum hidroksit NaOH'tır. Potasyum hidroksit KOH'tır. Evet, kalsiyum hidroksit kalsiyum hidroksit bu şekilde yazılır. Amonyak NH3 amonyaktır. Evet bunlar da günlük hayattan ya da sanayideki kullanımı sodyum hidroksit sud kostiktir. Potasyum hidroksit potas kostiktir. Kalsiyum hidroksit de sodyum sönmüş kireçtir. Amonyağın özel bir ismi yoktur. Ee, şimdi örneğin Sönmüş kireç çimento alçı yapımında kullanılır. Aynı şekilde potas ve süt kostikte suni gübre, boya, ilaç yapımı gibi sektörlerde kullanılıyor. Günlük hayatta da genelde temizlik malzemesi olarak kullanılıyor. Yani şampuan, sabun, diş macunu. diş macunu Çünkü bu örnekler genelde çıkıyor. İsimleri pek çıkmaz formülleri ama bu sabunur, şampuandır, diş macunudur. Ya da çamaşır suyudur. Bunlar çamaşır suyunu da ekleyelim. Çamaşır suyu bir bazdır. Şimdi asit bazların genel birbiriyle kıyaslayalım. Asitler sulu çözeltilerine haşartı iyonu verir. Bazlar sulu çözeltilerine OH yani hidroksit iyonu verir. Tatları asitlerin ekşidir. Bazların acıdır. Mavi turnosolu kırmızı yapar asitler. Bazıları da tam tersi kırmızı kırmızı turnosolu mavi yaparlar. Mermeri asitler aşındırır limon kesmeme sebebimiz. Bazılar aşındırma zaten yüzey temizleyici olarak da çok fazla kullanılıyor. Ortaklarına gelince çözeltileri elektrolittir yani elektrik akımını iletir. Aynı şekilde çözeltileri elektrolittir. Asit bazlar birleştirilir zaman su ve tuz oluşur. Asit baz birleşince su tuz oluşur. Buna nötrleşme tepkimesi denir. Bir son olarak belirteçlere bakacağım. Belirteç ya da ayıraç. Şimdi dediğim gibi kitabımız az bilgi veriyor. Turnosol kağıdını sadece vermiş. Turnosol kağıdı asitlerde kırmızı yapıyor. Bazılarda mavi yapıyor. Bu zaten bu renkleri kafamızda tutmamızı özdeşleştirmemizin sebebi bu. Fenol de renksiz su gibi sıvı yani bir rengi yok. Asitlerde renksiz diyebilir ya da değişikliğe uğramaz diyebilir. Çünkü zaten bir rengi yok. Asitlerde buna bir etki etmiyor. E bazılarda kırmızı rengi veriyor. Yine test sorularında çıkar diye veriyorum bunu. Metil oranj e, asitlerde kırmızı rengi veriyor. Bazılarda ise sarı rengi veriyor. Şöyle eğer e, resim olarak kafamıza koyarsak Turnosol, Fenol, fitalin, Metil oranj sıralamasında şöyle bir kırmızı elde ediyoruz. Onun haricindekileri de en azından test sorularında eleme yöntemiyle bir nevi yapabiliriz. Evet bugünkü dersim bu kadar.